Melanom teşhis ve tedavisi. Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Fezal Özdemir, melanomun geç fark edilmesi durumunda tehlikesine dikkat çekerken, diğer kanserleri göremezken melanomu gözümüzle görebileceğimizin altını çizdi. Ülkemizde ve tüm dünyada önemli bir halk sağlığı problemi haline gelen melanom, deri kanserlerinin %5'ini oluşturmakla birlikte ölümlerin %75'inden sorumlu en tehlikeli olanı. Hastalık derimizin en üst tabakasında bulunan melanosit adı verilen renk hücrelerinin kötü huylu çoğalması sonucu oluşuyor. Melanom, bir ben üzerinden veya normal derideki bir leke üzerinden gelişen ve koyu kahverengi ya da siyah renkte 3-4 mm genişlikte, yuvarlak, kenarları muntazam, bene benzeyen bir leke veya kabartı olarak başlar ve hızla değişir. Nadiren renksiz veya pembe renkte de olabilir. Bu yüzden hızla büyüyen ten rengi ya da pembemsi kabartılara çok dikkat etmek gerekir. Erken tanınmazsa büyüdükçe kabarır, sürtünme ile kanayabilir. Melanomun bir leke halindeyken kabarık hale dönüşmesi, kanserin derinlere indiğini, yani vücuda yayılır hale geldiğini gösteren kötü bir işarettir. Tanıda ışıklı bir büyüteç olan dermoskop ile bakılırsa, derinin içini görebilen dermatolog, %90-95 duyarlılıkla doğru tanıya ulaşacaktır. Leke ve benden ne zaman şüphelenmeliyiz? Yuvarlak değil asimetrik olması, yani iki eşit parçaya bölünememesi. Değişim renk, şekil, büyüklük, kaşınma, kanama olması. Kenarlarının düzensiz girintili çıkıntılı olması, farklı renk tonları içermesi. Çapının 5 mm'den büyük olması. Bu belirtilerden en önemlisi değişimdir. Melanomu erken yakalama konusunda en güçlü işaret bu lekenin veya kabartının çapının büyümesi, şeklinin ve renginin değişmesidir. Bu durumda hemen hekime gitmelidir. Melanom vücudun hangi bölümlerinde görülür? Melanomun çocuklar dahil her yaşta ve derinin her yerinde, yüz, gövde, kol, bacak, taban, avuç içi, saçlı deri, tırnaklar, hatta ağız içi ve genital bölge dahil olmak üzere her yerde görülebileceği unutulmamalıdır. Kimler risk altındadır? Açık tenli, güneşe duyarlı, hemen yanıp ama bronzlaşamayan kişiler, sarı veya kızıl saçlı, renkli gözlü kişiler, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, özellikle çocukluğunda şiddetli güneş yanığı geçirmiş olanlar. Hayatı boyunca yoğun güneşe maruz kalmış kişiler, kendisinde veya ailesinde melanom hikayesi olanlar, çok sayıda beni olan kişiler, şekil, renk ve büyüklük açısından şüpheli özellikler gösteren benlere sahip kişiler, doğumsal benleri olan kişiler, melanom dışı deri kanseri geçirmiş kişiler. Güneş ve solaryum etkisi nedir? Melanom genellikle ileri yaşlarda, 50-55 yaş sonrasında görülürken, son yıllarda çocuk, ergen ve genç erişkinlerde melanom hızla artmaktadır. Korunmasız aşırı güneşe maruziyet ve solaryumlar gençlerde melanomun artışına yol açmaktadır. Melanom tedavisi mümkündür. Hele erken dönemde henüz kanser üst tabakayı aşmamışsa, tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıyla %100 şifa sağlanır. Başka ek tedavi de gerekmez. Yani melanomun ana tedavisi en kısa sürede tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Melanom görülürse tüm vücut için kanser tarama testleri yapılarak hastalığın derecesini ve yaygınlığını saptanacak ek tedaviler buna göre planlanacaktır. Unutulmaması gereken en önemli husus, hastalığın derecesi ne olursa olsun melanom tanısı almış bir hastanın ömür boyu izlenmesi gerekliliğidir. Vücudunuzdaki diğer kanserleri gözünüz göremeyebilir ama melanom gözünüzün önündedir.